Toprağın altında milyarlarca yıllık uykusundan uyanan mermerler hünerli ellerden geçip yaşamın bir parçası oluyor. Dünyanın sayılı zenginlerinin evlerinde mutfaklara, banyolara dönüşen bu değerli taşların işlendiği adresteyiz. İşte yanında durduğumuz bu mermer bloğu tamamen altından oluşuyor. Hemen onun karşısında yer alan diğer blok ise bundan milyarlarca yıl öncesinde bir ağaçtı ama bugün çok değerli bir mermer bloğu. Geçmişte ne olduklarının bir önemi yok aslında. Bir ağaç ya da değerli bir maden veya bir canlı. Yıllar içinde fosilleştikçe paha biçilemeyen mermerlere dönüşüyor. Yerin altında taş, çıkarıldığında değerli bir maden, kesildiğinde ise sürprizlere açık bir cevher oluyor. İş adamı Arda Mehmet Ayna bu taşların gizemini paylaştı bizimle. Madagaskar'dan biz blokları aldık. Biz kestikten sonra böyle bir mucizeyle karşılaştık. Taşın üzerinde Allah'ın ismi yazıyor. Bu da bize bir lütuf. Yani burada da gördüğünüz gibi biz birkaç tane imam da geldi buraya. Bunları proof da ettiler. Bunun Allah'ın ismi olduğunu da söylediler. Taş zaten kendi kendine çok güzel. Tabii ki Allah'ın hikmeti. Bir de bunun olması bizi hayli mutlu etti ve biz bu taşı satmıyoruz. Aslında siz Madagaskar'dan bu taşı buraya getirdiğinizde böyle bir şey olduğunu bilmiyordunuz. Kestikten sonra bu sürprizle karşılaştınız galiba. Tabii ki. Mesela bunun bu Paradise Purple'dır. Bunun bir de aquası var. Ona baktığınız zaman onda böyle bir yazı yok. Bunun yeşili de var. Bu bir dediğim gibi Allah'ın bize lütfudur. Biz de bunu çok güzel bir yere satmayacağız. Zaten değeri yok. İleride showroomlarımızın bir tanesine çok üst bir yerlere bunu uygulayacağız inşallah. Yani ne kadar yüksek para verseler de bunu satmayacaksınız anladığımız kadarıyla. Satılmaz. Satılmaz. Asla satılmaz. Paha biçilemeyen taşlardan biri. Zaten veren de oldu. Vermedik. Yani şeyhler zaten biliyorsunuz bir sürü müşterilerimiz var. Ama bunun burada kalmasını da tercih ettik biz. Kesilen her bir mermer parçası ortaya inanılması güç bir sanat eseri çıkarıyor. Hepsi kendine az çizimlerle bezeli mermerler kimi zaman paha biçilemeyen eserlere dönüşüyor. Madagaskar'dan çıkartılan bloğun diğer taşının önündeyiz. Bunun rengi biraz daha yeşilimsi olmuş. Ancak üzerinde öbüründe olduğu gibi bir yazı göze çarpmıyor. Zaten bu yüzden diğer taş paha biçilmez oluyor. Her bir taş kendine özgü bir sanatsal görsellik sunuyor. Kendi içinde barındırdığı zenginlik tamamen hayal gücüne kalıyor. Mehmet Bey, dolaşmaya devam ediyoruz. Gerçekten birbirinden ilginç taşlarla karşılaşıyoruz. Onlardan biri galiba buradaki de. Bunun özelliği nedir? Şimdi bunun özelliğini aslında ben size sorayım. Siz neye benzetiyorsunuz? Çünkü doğal bir taş, yani %100 doğal bir taş. Bukmeç halde biz bunu, yine bloğunu biz kestiğimiz için böyle bir mucizeyle karşılaştık. Yani mucize demeyeyim de yani artık mesela ben size sorayım, yorumunu size bırakayım. Siz neye benzettiniz bunu? Valla doğrusunu söylemek gerekirse ilk bakışta hayal gücünü kullanırsak tabii kollarını iki yana açmış bir insan figürü var gibi görünüyor ama doğru mu? Kesinlikle doğru. Biz bunları seyreden insanlara yorumunu bırakalım. Kimisi bunu Jesus'a benzetiyor, kimisi bir papaza benzetiyor. Gözleri, burnu, ağzı, kollarını açmış bir şekilde. Bırakalım herkes kendi tabirini, yorumunu yapsın. Londra'da böylesi kendine has mermerleri yaptığı tasarımlarla dünyanın en gözde zenginlerinin evine ulaştıran iş adamı Arda Mehmet Ayna, yakaladığı başarının ardında bir emek olduğunu anlatıyor taşların sırlarını bizlerle paylaşırken. Dünyanın en değerli mavi taşı. Yani eşi benzeri yok. Bunu çok çok ünlülerin evlerine koyuyoruz. Yani fiyatları da biraz diğer ürünlerimize göre çok çok değişik. Çünkü unik. Hepsi tek başına bu doğada bulmak çok zor. Bunlar da onun için zaten duvarlarımızı süslüyor. Kimi için sadece bir taş ama doğanın gücüne inananlar için farklı. Onlar her bir taşın bize taşıdığı farklı enerjiye inanıyor. İşte Arda Mehmet Ayna da bu insanların taşlara olan ilgisinin çok daha farklı olduğunu anlattı. Taşları daha iyi görmek için ne yapmamız lazım? Işıkları biraz daha azaltmamız lazım. Yine milyarlarca yaşında fosilleriyle çok özel taşlar. Dediğim gibi hepsinin ayrı bir değeri var. Enerjisinden bahsetmiştiniz. Mutlaka. Şimdi hepsinin kendine has enerjileri var. Kimisi nasıl bizim nazar taşımız var ona inanırız ama bunlardaki biraz daha gerçek anlamda işlev görüyor. Bunu internette de uzmanlar hepsini tek tek Agatha'sını, Pink'ini,
petrified wood var içeride, milyarlarca yıl yaşında ağaç taşa dönüşmüş. Öyle taşlarımız da var. Tabii müşterilerimiz buraya geldikleri zaman hepsine sever gibi okşuyorlar, dayanıyorlar. Hani enerji almak için veya başka bir şey için. Tabii biliyor, herkes bu konuda vakıf. Özellikle taş seven insanlar hangi taşın ne işe yaradığını biliyorlar. Londra'da taşların gizemine kapılıp adeta başka bir dünyanın içine daldık. Ancak taşların nasıl hayat bulup bizim yaşamımızın bir parçası olduğunu, evlerde, banyolarda, mutfaklarda nasıl tasarım harikalarına dönüştüğünü bir hafta sonraki bölümümüze bırakarak bu haftalık taşların dünyasına bir virgül koyuyoruz.